Size böyle hiçbir yerde eşi benzeri olmayan tasarımı tamamen bana ait bir çiçek çantanın yapılış videosuyla geldim arkadaşlar. Şöyle çantamı yakından da göstermek istiyorum. O kadar güzel oldu ki yani gerçekten gözlere hitap edecek muhteşem bir çanta oldu. Çantamın boyutundan bahsedecek olursam oldukça geniş ve büyük boy bir çanta oldu. 42 santim genişliğinde çantanız. Bu çantayı istediğiniz herhangi bir iple örebilirsiniz arkadaşlar. Raf ip, kağıt ip, çile ip, pamuk makrome, polyester makrome istediğiniz iplerle bu çantayı örebilirsiniz. Aynı görüntüyü, aynı zarafeti elde edeceksiniz. Şöyle biraz da astarını göstermek istiyorum. Ben böyle ağız kısmına fermuar yapmak istedim oval olduğu için. Fermuarınız yoksa şuraya hemen bir tane çıt çıt yaparak da çantanızın astarını yapabilirsiniz. Şöyle astarımın kumaşının güzelliğini göstermek istiyorum. Çok tatlı bir iç cep yaptık ve üstüne kelebek aksesuarı yaptım. Çantamın bütün detaylarını videonun içinde anlattım arkadaşlar. Umarım beğenirsiniz. Bu çantanın örgü tekniğiyle birlikte aynı olan bir tane de ben YouTube kanalımda midye çanta yapılış videosunu bıraktım. Şöyle bakın fotoğrafını da bırakıyorum buraya. Dilerseniz onu da yapmak isterseniz videonun açıklama kısmına linkini bırakıyorum. Ya da YouTube kanalım Betül Uzunoğlu YouTube kanalına giderek oradan videoya da ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Mutlaka örmüş olduğunuz çantaları Instagram adresinden bana atın ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Yorum ve görüşlerinizi gerçekten çok merak ediyorum. Şimdi çantamın yapılışına geçelim. Şimdi örgümün yapılışına geçmeden önce biraz size ön bilgi vermek istiyorum ve malzemelerimden bahsetmek istiyorum. Şöyle bakın ben çantamın bir yüzünü hazırladım, geldim. Çiçeğimi hazırladım, incilerimi de taktım. Gayet şık ve güzel oldu. Şöyle bakın 8 mm büyüklüğünde inci boncuk kullanacağım. Bunun daha altındaki 7-6 mm'lere düşerseniz ipleriniz boncuğun deliklerinden geçmeyebilir. 8 mm ve üstü almanızı tavsiye ederim. Çok az bir boncuk gidiyor zaten. Şöyle ipime gelecek olursak bal yarının 250 gram ağırlığında bu şekilde lacivert kağıt ipinden 2 adet kullanacağım. Siz de sitede istediğiniz renklerde sipariş oluşturup bu çantayı örebilirsiniz. Ve tığım da arkadaşlar şöyle 6 numara 3,5 milimetrede tığ kullanacağım. Evet, şimdi şu şekilde bakın halkamı oluşturarak örgüme başlayacağım. Örgüm tamamen ikili trabzanlardan oluşacak. Şöyle bakın halkamı birleştirdiğim noktada şöyle bakın buradan sıkıca tutuyorum ve tığımı içinden geçirip şöyle ipimi halkamın içinden çıkarıyorum. Bunu yaptıktan sonra yine bakın şu iki ipi sıkıca tutmaya devam ediyorum şu kısmı. Böyle tutarken arkadaşlar 3 tane zincir çekiyorum. 1, 2 ve 3. 3 tane zincir çektikten sonra tığımın başına doluyorum. Artık ikili trabzanları yapmaya başlıyorum. Şimdi baştaki 3 tane çekmiş olduğum zinciri de bir tane ikili trabzan farz edip 2 tane yaptım diye sayıyorum ve bu üçüncü ve dördüncü. Bu şekilde arkadaşlar halkamın içine baştaki zincirle birlikte saydığım zaman 16 adet ikili trabzan yapıp geleceğim. Şimdi ben baştaki zincirle birlikte saydığım zaman 16 adet ikili trabzan yaptım geldim. Şimdi burada başlangıçtaki ipimi şöyle halkamı sıkarak yavaşça çekeceğim. Şöyle birleştirmeye çalışacağım. Yalnız ipinizi çekerken dikkat edin, kopabilir. Evet, bu kadar çekmem yeterli. Şöyle iyice sıkıştırdım. Şimdi burada halkamı da kapattıktan sonra bakın şöyle 3 tane zincir çekmiştim başta. 1, 2, şöyle 1, 2 ve 3. Buraya şimdi birleştirme işlemini yaparken bakın zincirime dokunmuyorum. Hemen yanındaki ikili trabzanın şu tepesine batarak birleştirme yapıyorum. Aynı zamanda şu sihirli halkamdan kalan ipimi de gizleyerek devam edeceğim. Şu şekilde bakın tekrar göstereyim. Hemen
Hemen üçlü zinciri bıraktım ve yanındaki ikili trabzanın tepesine batarak kaydırma işlemini yaparak birleştirmemi yaptım. Şimdi burada 3 tane zincir çekiyorum. 1, 2 ve 3. Her bir sıraya geçerken mutlaka 3 tane zincir çekerek geçeceğiz. Şimdi 3 tane zinciri çektikten sonra bunu her zincirimiz bizim ikili trabzan olarak kabul ediyorduk. Tığımın başına doladım ve tepesine 3 tane zincirimi yapmıştım. Şimdi bu ikili trabzanımın sırada şöyle arkasından batıyorum. Arkasından batarak tığımı çıkardım ve ikili trabzan yaptım. Bakın bu şekilde bir görüntü oluştu. Şimdi kaydırma işlemini bu trabzanın tepesine batarak yaptım. Aynı yere 3 zincir çektim ve aynı trabzanın arkasından battım. Tıpkı hiç kafanız karışmasın. Aynı videodaki gibi yaparsanız bir karışıklık olmayacaktır. Şimdi tekrar tığın başına doladım. Hemen yanındaki trabzanın tepesine battım. İkili trabzan yaptım ve hemen aynı trabzanın arkasından batarak bir tane daha ikili trabzan yaptım. Tekrar tığıma doluyorum. Yanındaki trabzanın tepesine battım. İkili trabzan ve hemen tığıma doladım. Arkasından battım. İkili trabzan. Bakın benim bu sıram da bu şekilde devam edecek. Şöyle bir tepesine batıyorum. Bir de arkasından batarak şu çıkıntılı direklerimin oluşmasını sağlıyorum. Ve böylece aynı noktaya iki kez batmış oluyorum. Bu da artırma yapmamı sağlıyor. Bu şekilde sıramın sonuna kadar devam edeceğim. Bakın. Trabzanın bir tepesine batacağım. Bir de ardından bu şekilde sıramın sonuna kadar geleceğim. Şimdi bakın sıramın sonuna kadar geldim. Son 2 adet noktamız kaldı. Orayı da birlikte yapalım. Şimdi tığımın başına doladım ve ikili trabzanın tepesine ikili trabzan yaptım. Ve hemen diğerlerinde yaptığım gibi arkasına da dolaşarak ikili trabzan yaptım. Şimdi arkadaşlar bakın burada 3 tane çekmiş olduğumuz zincir vardı altta. Şimdi oranın da tepesine batıyoruz. Bakın bu battığımız kısım aslında bu trabzanın tepesine birleştirme yaparak batmıştık. Şimdi o yüzden bu üçlü zincirimizin tepesi boş kalmıştı. Bakın şurası. Şimdi buraya da ikili trabzan yapıyorum. Ve tekrar tığımın başına dolayıp üçlü zincirimin arkasından dolaşıp buraya da ikili trabzan yapıyorum. Şimdi bunu yaptıktan sonra bakın ikinci sıramı tamamlamış oldum. Tekrardan bakın 1, 2, 3 tane zincirim vardı. Bunu bırakıyorum. Hemen yanındaki ikili trabzanın tepesine batarak birleştirme işlemini yapıyorum. Yine tekrardan 1, 2, 3 tane zincir çekeceğim. Şimdi bunu yaptıktan sonra şöyle modelimizi düzeltelim. Şeklimizi. Şimdi bakın şu çıkıntılı kısımları saydığım zaman burada hep aynı şekilde çıkıntılar aynı sayıda olmaya devam edecek. Bakın 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 tane. Toplam 16 tane şu direklerden olacak diyelim. Bir eksik ya da fazlalık olursa bir yerde hata yapmışsınız demektir. Şimdi 3. sıraya geçerken tekrar 3 tane zincirimi çektim arkadaşlar. Bakın tığımın başına doladım. Yine aynı noktaya bakın şöyle çıkıntılı kısmın tam tepesine birleştirme yaptık. 3 zincir çektik. Aynı noktaya batarak ikili trabzan yapıyorum. Şimdi bunu yaptıktan sonra tekrardan şu direklerimin arkasından batarak ikili trabzan yapıyorum. Şimdi burada aslında üst sıraya geçtiğimiz zaman 2 tane ikili trabzan, 1 tane direk yapmış olduk. Yine sıramın devamı da aynı şekilde gidecek. Bakın yine tığımın başına doladım. Hemen bu aradaki iki direğimin arasındaki trabzanımın tepesine batıyorum. İkili trabzan yapıyorum. Şimdi bir tane daha yapmam gerekecek ama direğimin tepesine yapmıyorum. Bakın yine aynı battığım noktaya tekrardan
2 litre abzan yapıyorum. Ve hemen tığıma doladım. Direğimin arkasından dolaşıyorum. 2 litre abzan yapıyorum. Yani bu sıram da bu şekilde ilerleyecek. Dediğim gibi tıpkı videodaki gibi hiç tereddüt etmeden ilerlerseniz aynı görseli elde ederiz. Tığımın başına doladım. İki direğimin arasında bir tane trabzan var. Tepisine battım. Bir tane trabzan yaptım. Tekrar doladım. Aynı yere bir kez daha batıyorum. İkili trabzan yapıyorum. Bu sefer tekrar tığımın başına doladım. Direklerimin arkasından batarak ikili trabzan yapıyorum. Sıramın sonuna kadar bu şekilde devam edeceğim. Şöyle bakın şeklim gittikçe büyümeye başladı, oluşmaya başladı. Sıramızın sonuna kadar bu şekilde devam edelim. Üçüncü sıramın da sonuna kadar geldim. Şimdi bu aradaki trabzanın tepesine 2 adet trabzan yapıyorum. Ve hemen yanındaki direğimizin arkasından batarak ikili trabzan yapıyorum. Şimdi bu şekilde bakın sıramın sonuna kadar geldim. Şu direkleri saydığınız zaman her sırada 16 adet olması gerekiyor. Şöyle sıramın sonuna geldikten sonra bakın 1, 2, 3 tane zincir var. Şimdi bakın normalde bu ikili trabzanımın tepesine batmam gerekiyordu. Artık şöyle ikisinin 3 tane çekmiş olduğum zincir ve yanındaki ikili trabzanın ortasına batıyorum. Kaydırma işlemiyle birleştirmemi yapıyorum. Şimdi dördüncü sıraya geçerken tekrardan 3 tane zincir çektim ve bu sefer tekrardan tığıma doladım ve yine boşluğa bakın trabzanın tepesine batmıyorum şu an. Boşluğa batıyorum. Kaydırmayı yaptığım noktaya ikili trabzan yaptım bakın şu şekilde. Tekrar tığıma doladım. Direğimin arkasından battım. İkili trabzan yapıyorum. Şimdi tekrardan bakın altta şöyle iki tane ikili trabzan yapmıştık. Aynı burada iki trabzanın arasına batarak başladık. Burada da aynı şekilde bakın ikisinin ortasına batarak ikili trabzan yapıyorum. Ve bir tane daha. Ve hemen sıradaki direğimin arkasından batıp ikili trabzan yapıyorum. Şöyle bakın tekrardan anlatayım. Kaydırma işlemini üçlü zincirle ikili trabzanın ortasına batarak kaydırma işlemini yaptık. Burada 3 tane zincir çektik. Tekrardan ortasından geçerek tığımı geçirerek ikili trabzan yaptım. Sonra sıradaki direğimin arkasından batarak ikili trabzan yaptım. Ve sırada tekrardan 2 tane ikili trabzanım var. Ortasından batarak 2 tane trabzan yaptım. Tekrardan direğimin arkasından battım. Dördüncü sıramı da bakın bu şekilde sıramın sonuna kadar devam ettireceğim. Yani alt sıranın aynısını yapmış oluyoruz arkadaşlar. Üçüncü sıranın aynısını burada tekrar ediyoruz. Bu şekilde dördüncü sıramı tamamlayıp geleceğim. Dördüncü sıramın sonuna kadar geldim. Parçamız biraz çukurlaşmaya başlamış olabilir bu şekilde. Elimizle düzeltelim mutlaka her sıra sonunda. Şöyle açtıktan sonra şimdi son bakın iki tane trabzanımı yapmışım. Tığıma doladım. Şuradaki direğimin arkasından da batıyorum. İkili trabzan yapıyorum. Şimdi artık burada artırmaya gideceğiz arkadaşlar. Şimdi tekrardan bakın şöyle bir iki tane 3 tane zincir çekmiştik. 2 tane trabzanım olmuş oluyor burada. Tekrardan ortasına batıyorum. Kaydırma işlemini yapıyorum. Ve 1, 2, 3 tane zincir çektim. Şimdi buraya arkadaşlar burada artık artırmaya gideceğiz. Tığıma doladım. 1 tane ikili trabzan yaptım. Ve hemen 1 tane zincir çekiyorum. Tığıma doladım. Aynı noktaya şöyle 2 tane ikili trabzan yapıyorum.
Bakın bu şekilde hemen göstereceğim. Birleştirme işlemini yaptım. 3 tane zincir çektim. 1 ikili trabzan, ortaya bir zincir çektim. 2 tane ikili trabzan. Yani şu baştaki 3 tane çekmiş olduğum zinciri de ikili trabzan olarak sayıyorum. 2 bir tarafa, 2 bir tarafa olacak şekilde eşit bir şekilde batıp ortaya da zincir yapıyorum. Şimdi bunu yaptıktan sonra tığımın başına doladım. Tekrar sıradaki direğimin arkasından batarak ikili trabzan yaptım. Ve hemen tekrardan tığıma doladım. 2 tane ikili trabzan var. Ortaya batıyorum. 2 tane ikili trabzan yapıyorum. Bunu yaptıktan sonra bir tane zincir çekiyorum ve aynı noktaya 2 tane daha yapıyorum. Şöyle 1 ve 2. Şimdi yani 4 tane ikili trabzan yapmış oldum. Ortaya da bir tane zincir çekiyorum. Tekrar tığıma doladım. Direğimin arkasından batarak ikili trabzan yaptım. Tekrardan 2 tane burada, iki direğimin arasında 2 trabzan var. Ortasına batarak buraya 4 tane ikili trabzan yapacağım. Şimdi bu sıram da bu şekilde devam edecek arkadaşlar. Parçam artık gittikçe büyümeye ve genişlemeye başlıyor. Şimdi 5. sıramın sonuna kadar geldim. Tekrardan bakın kaydırma işlemini yapacağım ama ikili trabzanlarımız artık çekmiş olduğumuz zincirler var. Buraya batarak yapacağız. Şimdi buraya doğru ben kaydırmamı yapmam lazım. Önce bakın şu başta yapmış olduğum 3 tane zinciri var. Hemen yanında bir tane ikili trabzan var. Onun tepesine batıyorum. Şöyle kaydırma işlemini yapıyorum. Ve tekrardan bu boşluğa 4 tane ikili trabzanım var. Bakın şu boşluğa geçmem lazım. Tekrardan oraya batarak yine kaydırma işlemini yapıyorum. Şimdi direkt arkadaşlar buradan buraya batarak kaydırma işlemi yapsam burada bir çekme olur. Bu da hoş bir görüntü olmaz. Yani bir üst sıraya da geçtikçe bunu tekrar ederseniz o çekilme iyice kendini belli eder. Burada tekrardan 3 tane zincir çekiyorum. 6. sırama başladım. Tığımın başına doladım ve burada 4 tane trabzanımın ortasına zincir çekmiştim. Oraya batarak ikili trabzan yapıyorum. Şimdi burada 2 tane ikili trabzan yapmışım gibi farz ediyorum. 1 tane zincir çektim. Tekrar aynı noktaya 2 tane daha yapıyorum. 1 ve 2. Şimdi alttaki sıranın aynısını tekrar edeceğiz. Tekrar tığımın başına doladım. Bakın şurada yine direğim vardı, çıkıntılarım vardı. Hani çok belli oluyor mu bilmiyorum. Şöyle onun arkasından dolaştım. Tekrar ikili trabzan yapacağım. Şöyle direğimi de yapmış oldum. Tekrar tığımın başına doladım. Bakın 4 tane ikili trabzan var. Ortaya zincir çekmiştim. Hemen o boşluğa batıyorum. Ve 4 tane ikili trabzan yapıyorum. Ortalarına bir tane zincir çekeceğim. Yani alttaki sıranın aynısını yapıyoruz arkadaşlar. 6. sıramız da bu şekilde ilerlemeye devam edecek. Tekrar 4 tane trabzan yaptım. Bakın ortasına bir zincir çektim. Tığımın başına doladım. Hemen direğimin olduğu kısma gittim. Arkasından batarak ikili trabzan yaptım. Şöyle bakın görüntü bu şekilde olacak. Sıramın sonuna kadar bu şekilde alt sıranın tekrarını yapmış olacağım. Evet, 6. sıramızı da tamamladık. Şimdi tekrardan kaydırma işlemiyle birleştirmemizi yapacağız. Bakın hemen şu üçlü zincirin yanındaki ikili trabzanın tepesine batıyorum. Kaydırma işlemini yapıyorum. Tekrardan boş kısma batarak kaydırma işlemini yapıyorum. Ve bu boş kısma geçmeye çalışıyorum. Önemli olan şu bir tane zincir çekmiş olduğum boşluğa geçmek. Tekrardan 3 tane zincir çekiyorum. Şimdi bakın 2 bir tarafa 2 bir tarafa yaptık. Sonra bir üst sıraya geçtiğimde yine 2 bir tarafa 2 bir tarafa yaparak artırmamızı yaptık. Yani 2 sıra tekrar ettik. Şimdi tekrardan trabzanlarımızı yapmaya devam edeceğiz. Ama bu sefer artırmaya geçeceğiz.
Şimdi bakın, baştaki üçlü zincirle birlikte iki tane trabzan yapmış oldum. Şimdi bir tane daha yapıyorum. Üç tane trabzan yapmış oldum ve bir tane zincir çekiyorum. Tığımın başına doladım. Aynı noktaya üç tane daha yapıyorum. Burada bir artırmaya geçmiş oluyorum. Şimdi bakın, altta iki bir tarafa iki bir tarafa yapmıştık iki sıra. Şimdi üç bir tarafa üç bir tarafa yapacağız. Bu sıramızı da bu şekilde tekrar edeceğiz. Tığımın başına doladım, tekrardan direğimin arkasından dolaşarak ikili trabzanımı yaptım. Şimdi tekrardan tığıma doladım ve hemen şu dört tane trabzanın ortasına bir zincir çekmiştim. Ortaya batarak buraya altı adet ikili trabzan yapacağım. 2 ve şöyle 3. Ortaya bir tane zincir çekiyorum ve hemen 3 tane daha ikili trabzan yapıyorum. Yavaş yavaş çiçeğimiz oluşmaya başlayacak. Büyüdükçe şekil zaten ortaya çıkmaya başlayacak. Bakın şu şekilde çiçeğimiz oluşmaya başladı. Şimdi bu sırayı da tamamen arkadaşlar 3 bir tarafına 3 bir tarafına olacak şekilde tamamlayıp geliyorsunuz. Şimdi ben bitmiş parçamla şöyle size anlatacağım. Bakın şimdi şöyle bir tane bitmiş parçam var. Artırma mantığını anlamışsınızdır. Aynı bu şekilde tekrar etmeye devam edeceğiz. Bakın 2 bir tarafına 2 bir tarafına yapmışım. Yine tekrardan iki bir tarafına iki bir tarafına biz burayı bitirdik. Şimdi üç bir tarafına üç bir tarafına biz bu sıradayız arkadaşlar. Bunu yaptıktan sonra bir üst sıraya geçip yine alttaki aynı sırayı tekrar edeceğim. Yine üç bir tarafına üç bir tarafına. Bunu da bitirdikten sonra bu sefer dört bir tarafa dört bir tarafa yapacağım. Tekrar tekrar edip dört bir tarafa dört bir tarafa yapacağım. Sonra en son sırada 5 bir tarafa 5 bir tarafa yapacağım. Yani şöyle söyleyeyim, sizinle birlikte 3 tane trabzan, yani bir tarafa 3 tane trabzan yaptık. Bu noktaya kadar birlikte geldik arkadaşlar. Bu noktadan sonra ben şöyle sayayım size. 1 2 tane aynı noktaya altılı trabzan, yani 3 bir tarafa 3 bir tarafa 2 sıra yapacaksınız. Şimdi 2 sıra bu bittikten sonra 4 bir tarafa 4 bir tarafa 2 sıra daha yapacaksınız. 4 bir tarafa 4 bir tarafa, sonra 5 bir tarafa 5 bir tarafa 1 sıra yapacaksınız. Bu şekilde, yani toplam sıramız böyle, ekran görüntüsü de alabilirsiniz. Yani 2 tane üçlü, 2 tane 2 tane üçlü, 2 tane dörtlü, 1 tane beşli yapacaksınız. Toplamda bakın 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 sıra çiçeğimizi yapmış olacağız arkadaşlar. İstediğiniz büyüklükte bırakabilirsiniz. İsterseniz benimle birlikte 11 sıraya kadar gelebilirsiniz ama büyük boy bir çantamız olacak, bilginiz olsun. Şimdi bakın sıramın sonuna kadar geldim. Böyle çiçeğim istediğim boyuta kadar geldi arkadaşlar. Şimdi burada bakın 5 bir tarafa 5 bir tarafa olacak şekilde sıramı tamamladım. Şimdi bu süreçten sonra son bir sıra öreceğiz. Şimdi bakın buraya direğimin arkasına batmışım ve hemen burada 3 tane zincirim vardı. Onun yanındaki ikili trabzanın tepesine batıyorum. Her zamanki gibi kaydırma işlemini yapıyorum. Şimdi buradan itibaren arkadaşlar şöyle bir tane zincir çektim bakın. Hemen aynı noktaya bir tane sık iğne yapıyorum. Yani burada bir düzeltme işlemi yapacağız. Bu çiçeklerimin bu ovalliğinin daha böyle belirgin olmasını, daha düzgün, daha simetrik olmasını istiyorum. O yüzden her bir noktaya birer kere batarak sık iğne yapacağız. Hemen burada da deliğimin içine bir tane sık iğne yapıyorum. Ve yanından itibaren sık iğne yapmaya devam ediyorum. Bu şekilde bakın bütün çiçeğimi dolaşacağım. Şu
şu direğimin olduğu kısma geldiğim zamansa arkasından batıyorum arkadaşlar. Ve tığımın üstüne dolamadan arkasından battım. Şöyle çıkardım. Ve bir tane sık iğne yaptım. Bakın bu şekilde. Ve hemen yanından itibaren sık iğne yapmaya devam ediyorum. Bu şekilde arkadaşlar sıramın sonuna kadar devam edeceğim. Şöyle elimle mutlaka düzeltme işlemini yapacağım. Şöyle bakın daha düzgün, daha simetrik bir görüntüsü olacak. Sık iğnelerimi yaptım, geldim. Şöyle sıramın sonuna kadar geldim arkadaşlar. Bakın başladığım ilk nokta, sık iğnemi yaptığım ilk noktanın tepesine batıyorum. Bu şekilde kaydırma işlemini yapıyorum. Şimdi bunu yaptıktan sonra şöyle tığımı çıkardım. Hemen yanındaki sıradaki noktanın arkasından batıyorum. Şöyle halkama taktım. Tığıma taktım halkamı. Arka tarafa taşıyacağım. Şöyle bakın. Taşıdıktan sonra ters çeviriyorum örgümü. Ve iki tane zincir çekiyorum. Artık kesebilirim. Şöyle iyice sıktıktan sonra bakın. Zaten önden hiçbir şekilde bitiş noktası belli olmuyor. Şöyle göstereyim. Şimdi bu fazla kalan ipimi de örgümün içinde dolaştırarak gizlemesini yapacağım. Evet, ben çiçeğimi ütüledim geldim arkadaşlar. Çok bastırmadan şu özellikle tam sık iğneleri yaptığımız kısmı sadece biraz bastırdım ve çiçeğim gördüğünüz gibi çok tatlı oldu. Bu şekilde yani supla olarak bile kullanabilir misiniz? Bu da ayrı bir fikir olsun. Şöyle kalın uçlu iğneme ipimi geçirdim. Oldukça uzun bir ip oldu. Mutlaka bütün çiçeğe yetmeyecektir. Tekrardan yeni ip kullanacaksınız ama yine de uzun tutmaya çalıştım. Şöyle bakın boncuklarımı dizmeye geçeceğim sıra. Boncuklarım dediğim gibi 8 mm büyüklüğünde boncuk. Bunun daha altında alırsanız bu kağıt ipten ve iğneden geçmez diye düşünüyorum. Daha ince bir ip kullanmanız gerekebilir. Bakın tam şu orta noktadan başladım ben incimi takarken. Ve hemen orta noktadan başlayıp bir üst sıraya geçip şöyle bir sırayı bitirdim. Sonra buradan hemen karşı tarafa atlayıp aşağıya doğru bitirdim. Şuraya kadar. Buradan tekrardan yukarıya çıkıp bu şekilde arkadaşlar çiçeğimi tamamladım. Şimdi başlangıcı nasıl yapacağız onu göstereyim. Bakın tam orta noktadaki boncuğu geçirmekle başlayacağız. Şimdi çiçeğimi ters çeviriyorum. Şu şekilde bakın. Buraya herhangi bir noktaya ipimi sabitleyeceğim. Şöyle iğnemi geçiriyorum. Bakın ipimi çektikten sonra bu ipimi burada bağlıyorum. Daha sonra bu fazla kalan ipi örgümün içinde gezdirerek kaybedeceğim. Şöyle iki kere bağlayayım sağlam olsun. Evet iyice sıktıktan sonra hemen. Şimdi incimin üstte durması için benim üst tarafa geçmem gerekiyor. Hemen bakın yuvarlağa şu daireme en yakın noktadan üste geçiyorum. Şöyle. Şöyle iğnemi geçirdikten sonra sıra incimi takabilirim. Bakın tam şu şekilde incimi oturtacağım ben buraya. Şimdi tam bu şekilde karşısındaki noktaya batacağım. Şimdi şuraya batarsam şuraya doğru giderim ben. O şekilde hesap ediyorum. Tam şu boşluğa batıyorum. Ve arkaya geçiyorum. Evet bakın incim oraya zaten cuk oturdu. Şöyle göstereyim. Şimdi bunu yaptıktan sonra hemen... Ön tarafa geçmem lazım. Bakın burada incilerimi yerleştirdiğim noktalara bakın. Şimdi bunu yapmışım. Daha sonra hemen bu sıraya atlamışım. Bakın incimin etrafındaki.
Buradaki boşluk kısımlara yerleştireceğim incilerimi. Hepsine birer tane. Yani bunu ayarlamak size kalmış. İsterseniz daha seyrek bir inci görüntüsü yapabilirsiniz. Ben dediğim gibi her noktaya batarak, her boşluğa batarak inciyeti sabitlemeyi tercih ettim. Şimdi bakın, tekrardan öne geçeceğim. Şöyle hemen battığım noktaya yakın bir şekilde. Evet, buradan. Buraya bir tane inci takacağım. Tam şuraya bir tane sabitleyeceğim. Şöyle 1, 2, 3, 1, 2, 3, evet. Tam şu noktaya sabitledikten sonra şimdi tekrardan öne geçmeliyim. Aynı battığınız, arkaya geçerken battığınız noktadan öne geçerseniz ipiniz çıkar. Şöyle sıktıktan sonra birinci daha takıyorum. Şimdi artık bakın, yani bu kısmı da öne arkaya geçme yapabilirsiniz ama buradan itibaren artık şöyle sadece dümdüz yukarıya doğru hareket ederek, aralardan geçerek hareket edebilirsiniz. Hem daha kolay olur hem de daha simetrik yerleşir inciler, dümdüz bir ip olacağı için. Bakın, tekrardan bir inci takıyorum. Şöyle yapmış olduğum sık iğnelerin arasını açıyorum. Bakın, buradaki iplerden yukarıya doğru geçiyorum. Şöyle incileri de boşluklara yerleştiriyorum güzelce. Bakın, boşluklar dediğim şu kısımlara hep inci takıyorum. Şimdi buraya da bir tane gelecek. Yine bu kısmı aralıyorum. Hemen buradan da bir üst sıraya geçiyorum. Bu şekilde arkadaşlar bütün çiçeğimi tamamlayacağım. Şimdi sıramın sonuna geldikten sonra buraya geçiş yapacağız beraber. Onu da nasıl yapacağımı göstereceğim. Şimdi bakın, bu şekilde sıramın sonuna kadar geldim arkadaşlar. Buradan hemen üst noktada arkaya geçiyorum. Ve şimdi buraya nasıl kayacağım? Hemen bakın, her sık iğneden bir önden bir arkadan batarak ipimi diğer sıraya kadar yürüteceğim. Eğer her birine batmadan atlarsanız bu sefer ipinizin geçtiği kısımlar belli olacaktır. Şöyle bakın, diğer sıraya kadar geldim. Şimdi sırada aşağıya doğru ilerleyeceğiz. Şimdi ben tekrardan buradan sık iğnenin içinden batıyorum. Aşağıya doğru yöneleceğim. Bir tane incimi taktım. Ve buradaki deliğe yerleştirdim. Hemen bu kısmı yine aralıyorum. Şöyle buradaki İpten geçiriyorum. Şöyle tekrar bir inci. Bu şekilde aşağı doğru gideceğim. Bakın,
Bakın aynı bu şekilde yaptığım gibi ben bütün çiçeğimi dolaşıp geleceğim. Dediğim gibi siz incilerinizi istediğiniz sıklıkta, istediğiniz seyreklikte ayarlayabilirsiniz. Hani isterseniz küçüklü büyüklü inciler dağıtarak da yapabilirsiniz. O şekilde de güzel olacaktır diye düşünüyorum. Biraz bunu yapması uzun sürüyor ama örgü kadar uzun sürmüyor, emin olun. En az bir 40 dakikanızı falan alıyor. Evet, şimdi bakın incilerimi taktım geldim. Bu şekilde iki tane parça örüp incelemeniz gerekiyor arkadaşlar. Şöyle bakın yakından da göstereyim. Gayet güzel, şık iki tane çiçeğim oldu. Şimdi bunların sapının yapılışına geçeceğiz. En son da astarlamayı yapacağız. Çantamızı bitireceğiz. Çantam için bu şekilde bir çanta sapı yapmayı tercih ettim arkadaşlar. Çünkü çiçekli ve incili bir çanta olduğu için tamamen çantamın kendisi ön planda olsun istiyorum. Sapı daha arka planda kalsın istiyorum. O yüzden böyle düz ve sağlam bir çanta sapı yapacağız birlikte. Şimdi çantamın sapının uzunluğuna gelecek olursak 60 santim uzunluğunda. Şimdi şu şekilde benim bir kapağım var. Bunun tam uzunluğu 60 santim uzunluğunda. Siz de çantanızda ipinizi tutarak hani kolunuzda ölçebilirsiniz. Hangi uzunlukta olmasını istiyorsanız herhangi bir sehpa ayağında ya da bağlayabileceğiniz herhangi bir yerde bu çanta sapını yapabilirsiniz. Şimdi bakın bu şekilde benim iki tane ipe ihtiyacım var. İpimi doladıktan sonra bunları kullanacağım. Şu şekilde bakın sıkı bir şekilde 15 kere doluyorum. 2 Şimdi 15 kere doladım ve şurada başlangıçta tutmuş olduğum ipimi şöyle alttan ipimle bağlayacağım arkadaşlar. Geçici olarak şöyle bir bağlayacağım. Ve şimdi bu iki tane ipimizi kullanacağız. Şöyle ipleri, bütün ipimi kaldırarak şöyle aradan geçiriyorum. Şimdi iki köşeden iplerimi bağlayacağım. Geçici olarak yine bağlıyorum bakın sıkı bir şekilde. Şimdi bu şekilde bağladıktan sonra düzgün bir şekilde çıkartmam gerekiyor. Şöyle ipimin devamının olduğu kısımdan tutuyorum. Diğer kısım aşağıya gelecek. Bu şekilde düzeltiyorum. Şimdi bunu yaptıktan sonra bakın şurada ipimin devamı vardı. Onu bağlamıştık. Orayı bir çözüyorum şöyle. Evet. Şimdi bakın şu başlangıçtaki ipimi de şöyle içine gizleyerek saracağım. Şöyle düzeltiyorum. Ve ipimizi yukarıya alalım. Ve hemen çok az bir mesafe kalacak. Bakın şöyle parmağımın gireceği kadar bir boşluk olacak. Ve ipimi sarmaya başlayacağım. Şöyle sıkı bir şekilde sararsanız iplerinizde açılma olmaz. Şöyle başlangıç olarak sarmaya başlayacağım. Şöyle bir kere doladığım zaman ipimi biraz geniş bırakıyorum ve şu yumağımı içinden geçiriyorum. Maksat hani burada ipim yukarıya kaymasın. Şimdi göstereceğim, anlayacaksınız söylemek istediğimi. Şöyle bakın. Bir tur doladım. Ben de yapamadım şu an. Bir kez daha deniyorum. Şöyle bakın içinden geçirdikten sonra bu şekilde şu ipim yukarıya kaymasın diye bir aslında burada dolayacağım ipim kaymaması için bir düğüm atmış olduk bakın buraya. Ve şimdi buradan itibaren arkadaşlar sıkı bir şekilde sarmaya başlıyorum. Şöyle elinizdeki şu iplerin olduğu kısmı çevirerek de sarabilirsiniz. Sürekli böyle böyle sarmanız kolunuzu ağrıtacaktır artık bir süre sonra.
Bu şekilde bakın yumağımın ipimin sonuna kadar saracağım. Sıkı sarmanız önemli. İpiniz kopmasın, dikkat edin. Ama bunu sıkı ve aralık kalmadan sararsanız daha sonra kullanırken çanta sapını tuttuğunuz zaman bu iplerde açılma asla olmayacaktır. Zaten çok sağlam bir çanta sapı. Sadece bu çanta için değil, başka çantalarda da bu çanta sapını mutlaka kullanın derim. Zaten yapınca oldukça sağlam ve ne kadar kolay yaptığınızı göreceksiniz. Şimdi ben bakın bu şekilde sonuna kadar sardım, geldim, ipimi kestim, ucuna da bu şekilde kalın uçlu bir iğne taktım. Şöyle bakın bitişimi de sıkıca yapıyorum. Şimdi buradaki tam ortadan aradan ipimi iğnemi geçireceğim. Şöyle şuradan geçiriyorum. Evet, bu şekilde geçirdikten sonra şöyle gevşememesine dikkat edin. Bakın iğnemi bu şekilde sarmış olduğum ipten aralardan yavaş yavaş geçireceğim. Yani ipimin biraz oraya sıkışmasını sağlayacağım ki daha sonra çıkmasın. Kopmamasına dikkat edin. Biraz daha ilerletmek istiyorum. Sağlam olması için. Evet, bu şekilde bakın. İyice geçirdikten sonra evet, artık ipimi kesebilirim. Şöyle başta bağlamış olduğum ipleri de çözeceğim. Evet, bu şekilde iki tane çanta sapı yapmanız gerekiyor arkadaşlar. Ben dediğim gibi 60 santim uzunluğunda 2 adet çanta sapı yaptım. Şimdi ben astar için kumaşlarımı kestim geldim. Onlardan bahsetmek istiyorum size biraz. Şöyle bakın istediğim büyüklükte iç cebini yapabileceğim ve çantamın astarına sığabilecek bir cep için kumaş kesiyorum. Bunları da birer santim yanlardan, her köşeden, her kenardan katlandığını düşünün. Yani şu fermuarımın boyu kadar küçülecek, öyle diyeyim size. Şimdi böyle bir parça daha kestim, bunu da böyle katlayıp şu şekilde göstereyim. Şu şekilde dikerek şöyle fermuarımın üstüne dikeceğim. Ve daha sonra en son bu fermuar iç cep birleştirmeyi yaptıktan sonra şu yuvarlak astarımın içine dikeceğim. Hemen onları da göstermek istiyorum. Bakın çiçeğimi koyduğum zaman şöyle çiçeğimi alayım. Bakın şu yuvarlak kısımları, oval kısımları hesaba katmıyorum. Şöyle sanki buralarda bitmiş gibi şu şekilde yuvarlak bir şekilde çiçeğime göre bakın astarımı kestim geldim. Şu yuvarlak kısımda. Yani tam direklerimizin bittiği kısımdan itibaren bu kalıbı çıkardım. Daha sonra yani benim katlayıp kumaşımı şu şekilde diktiğim zaman bu siyah çizmiş olduğum çerçevede bitmiş olması gerekiyor. Şimdi öncelikle bu yuvarlak dairelerimi, astarlarımı kendi içinde kenarlarını katlayarak dikeceğim çiçeğime göre. Daha sonra fermuarı da iç cebi de birleştirdikten sonra onu da astarıma dikeceğim. Ve astar dikişimi bitirmiş olacağım. Daha sonra çantama sabitlemeye geçeceğim. Evet, ben şu şekilde astarımı diktim geldim. Bakın çok güzel oldu. Şöyle ağız kısmına da fermuar diktim. Şöyle bakın iç cebini göstermek istiyorum. O kadar güzel oldu ki. Bakın yine özgün bir
astar çalışması oldu. Mutlaka bu şekilde denemenizi tavsiye ederim. Şöyle fermuarın da ne kadar rahat kapandığını görün istedim. Şimdi sırada geldi. Astarımı da çantama sabitlemeden önce çantamın saplarını dikeceğim arkadaşlar. Şimdi ben astarımı şu şekilde ayarladım. Bakın şu mesafe 6 tane çiçeğimin yaprağını kaplıyor. Şöyle göstereyim. Şu şekilde koyduğum zaman 2, 4, 6. Bakın tam şuraya kadar geliyor. Şöyle çiçekleri birbirine birleştirirken üstteki 6 tane kısmı birleştirmeyeceğiz. Orası çantamızın ağız kısmı olacak. Şimdi tamam, sapını da arkadaşlar şu şekilde yapmıştık. Bunları da bakın tam şimdi 6 tane yaprak çantamızın ağız kısmı olacak dedik. Şöyle 2, 4, 6 şuraya kadar. Ben çanta sapımı şu şekilde bakın tam şu altlara dikeceğim. Tam şu kısımlara. Ortada 2 tane yaprak kalacak. Yanındaki 2 tane ortada yaprak ve yanındaki kısımlara da çantamın sapını sabitleyeceğim. Onun için de bakın yine iğnemi bu şekilde ipimi geçirdim. İpimle birlikte dikeceğim. Şimdi bakın ortadaki 2 tane yaprak kalacaktı. Şöyle istiyorum çantamın sapının genişliğini şu şekilde. O yüzden buralara sabitleyeceğim. Sadece şuraya kadar olan kısmın çantanın iç kısmında kalması benim için yeterli arkadaşlar. Şimdi öncelikle buraya ipimizi bir sabitleyelim. Şöyle tekrardan bağlayabilirsiniz. Hem bağlayacağız hem de ipimizi biraz örgünün içinde gezdirerek daha sağlam olmasını sağlayacağız. Evet, bu şekilde birkaç kere mutlaka çantanın sapını dikerken öndeki çiçeğin desenini bozmamaya dikkat edelim. Aralardan batalım. Evet, çantamızın astarını yaparken şu şekilde oval kısımlara gelmemesine dikkat ettik. Burayı düz bir şekilde geçerek astarımızı diktik. O yüzden şu çanta sapı da tam astarın şu kısmı astarın içinde kalacak şekilde sabitlemem lazım. Yani şuradan düz bir şekilde geçeceğini düşünürsem şu şekilde bu hizada sabitlemem yeterli olacaktır. Astar da buradan geçince burası kapanacaktır arkadaşlar. Evet, bakın çantamın sapının bir tarafını bu şekilde iğne yardımıyla sabitledim. Şöyle önden bir bakalım. Bakın önden baktığımız zaman desenimde hiçbir bozulma olmadı. Yani orada bir dikiş olduğu fark edilmiyor. Şimdi aynı şekilde arkadaşlar bu çantamın sapını da buraya sabitleyeceğim ve diğer çiçeğime de aynı şekilde yapacağım. Sonra birleştirme işlemine geçeceğiz. Evet, ben çantamın sapını size anlattığım gibi ikisini de diktim geldim arkadaşlar. Gayet sağlam ve güzel oldu. Çantamın ön desenini de bozmadan dikkatlice çantanın saplarını sabitledim. Şimdi bakın 2 tane burada var, 2 burada var, 4, 2 de burada var, 6. Şimdi tam buralardan itibaren arkadaşlar dikmeye başlayacağım, örmeye başlayacağım. Birleştirerek, örerek birleştireceğiz. Yani şu kısım bizim çantamızın gövdesi olacak. Şöyle yani ağzını da şu şekilde bakın. Birleştirdiğimiz zaman rahat bir şekilde buraya kadar açılabiliyor olacak arkadaşlar. Yoksa yani daha yukarıda yaparsak ağız kısmı rahat açılmaz. Yani kullanışlı bir çanta olmaz. Şimdi tığımı ve ipimi aldım. Şu şekilde biraz ip bırakıyorum. Şu şekilde halkamı oluşturdum. Şimdi bunu yaptıktan sonra arkadaşlar çantamı alacağım. 2, 4, şöyle 2, 4, 6. Evet. Şuradan itibaren bir birleştirme başlayacak. Şimdi bakın tam şu orta kısımdan saydığım zaman dediğim gibi 6 tane olması gerekiyor. Yani çantanın sapından sonra bir tane daha çiçeğin yaprağını atlıyoruz
Ve hemen arkadaşlar şuradan direklerin olduğu kısımdan şöyle eşit bir şekilde karşıya geçiyorum. Şu şekilde halkamı alıp kendi tarafıma çekiyorum ve birleştirme işlemini yapıyorum. Şimdi bu ipi de fazla kalan ipi de şimdi sık iğnelerle birleştireceğiz. Birleştirirken kullanacağız, aralara saklayacağız. Şimdi bakın bunu yaptıktan sonra hemen yandaki kısma batıyorum. Karşılıklı batıyorum arkadaşlar. Zaten sayılarımız aynı olduğu için eşit bir şekilde batarak çantamızı birleştireceğiz. Şöyle bir tane sık iğne yaptım. Şimdi tekrardan bu ipimi de her zaman içinde gizleyerek gidiyorum. Karşılıklı battım yine. Şöyle göstereyim, artık yaklaştırabilirim. Bir tane sık iğne yaptım. Yine batıyorum karşılıklı. Sık iğne yaptım. Bu teknikle çantamı birleştirip geleceğim arkadaşlar. Bu şekilde zaten karşılıklı battığınız zaman sayılar aynı olacağı için sonuna kadar gideceğiz. Bakın şöyle göründüğü gibi birleştirme işlemini yapmış olacağız. Sıramızın sonuna kadar sadece sık iğnelerle çantamızı birleştirip geleceğim. Evet, çantamızı tamamladık arkadaşlar. Gerçekten muhteşem bir çanta oldu diyebilirim. Hiçbir yerde eşi benzeri olmayan özel tasarım çantamı sizlerle paylaşmış bulunmaktayım. Şöyle bakın, astarını da birlikte tamamladık. Ben ağız kısmına gold detayları olan bir fermuar diktim. Şöyle kumaşının kalitesini göstermek istiyorum. Şu iç cebinin tatlılığına bakar mısınız? Bir tane de kelebek aksesuarı diktik iç cebine. Muhteşem bir çanta oldu. Kolunuza taktığınız zaman herkesin ilgi odağı olacak olan, ön planda olan bir çiçek çantamız oldu. Umarım videoyu beğenmişsinizdir, çantayı beğenmişsinizdir. Lütfen kanalımıza abone olmayı ve yorum yapmayı unutmayın. Görüşürüz.